2 yıldır sizlerle birlikte bu ekranlardan Haber Rize kanalından, Haber Rize ekranlarından, YouTube kanalından, Instagram sayfasından, Facebook'tan sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Şimdi bu akşam gündemimizde neler var? Şöyle bir bakalım. Evet, önce şu konuyu bir değerlendirelim. Bayağı sorulan da bir konu oldu, kim olduğuna dair. Sorulan da bir konu oldu. Şimdi bu akşam programı biraz böyle dost sohbet ortamında yapmaya çalışacağım. Şimdi evet arkadaşlar, linki paylaşıyoruz sizlerle. Bu teveccühünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten programımıza Rize kamuoyunda bir takım vatandaşlar olsun, birçok noktadan, birçok insanların, kesimlerin, insanların göstermiş olduğu teveccüh de bizleri motive ediyor, bizleri onur ediyor, mutlu ediyor. Bu dostlara da teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum bu arada. Bu feci görüntüsü var orada. Onu ekrana verelim. Onu yayına verelim. Verdik. Tamam, onun üzerinden konuşacağız. Onun üzerinden değerlendirme yapacağız. Sevgili takipçilerimiz, hani burada şey diyoruz. Bir tane işte bu feci siyasete mi giriyor diye. Rize'de bir tane bir esnaf, bir fast foodçu arkadaşımız, çok dikkatimizi çeken bir pozisyonda. Sürekli ofisinde, sürekli işte işletmesinde siyasetçileri ağırlayarak, siyasetçilere yemek vererek işte paylaşımlarda bulunuyor. Kendisi belki mekanını favorileştirmeye çalışıyor veya işte bilemiyorum ama şimdi burada ilgi çeken durum şu: neden hep siyasetçileri ağırlıyor, yemek ikram ediyor? Yani bir sabahta o sokağın çöpçülerine ağırla, sokağın çöpçülerine. Ali Reyhan'dan bahsediyoruz, sevgili Ali Reyhan'dan bahsediyoruz. Kendisi zaten arkadaşımızdır ama ben zaman zaman söylüyorum, eleştirdiğim birçok isim zaten arkadaşımdır. Ama yanlışı arkadaşım diye yanlışı söylememek gibi bir huyum yok. Tarafsız olduğumuzu her platformda artık tescil edik. Kesinlikle biz tarafsız, kim ne hata görürsek paylaşırız. Kendisini bir sabahta kendisini sokağın çöpçülerini kahvaltı vermeye davet ediyorum. İşte ne bileyim, şunu da yapabilir. Der ki bugün ilk gelen 20 tane öğrenciye yemek bedava. Yani siyasetçilerin zaten paraya, pula, yemeğe, şuna buna ihtiyacı yok. Artı geçtiğimiz günlerde kendisi bir paylaşım, şöyle bir paylaşımda bulundu. Şöyle bir paylaşımda bulundu. İşte gazetecileri, bir takım birkaç gazeteciyi, aynı kurumda çalışan, aynı kurumda çalışan 3 kişi ve yanında 2 tane daha gazeteciyi, 5 kişilik bir grubu ağırlamış. İşte Rize'nin gazetecilerine davetime teşrif ettiği için teşekkür ediyorum gibisinden bir paylaşımda bulunmuş. Yani Rize'nin gazetecileri o 5 kişi değil. Zaten onların 3'ü aynı kurumda çalışan isimler. Bu arada sevgili öğretmenim, bir problem, sesimiz falan hiçbir problemimiz yok. Tamam, teşekkür ederim. İsimler ve bu Ali Reyhan'ın anlayamadığım, yani bu tutumlarını nereye yorumlayalım diye bakıyorum. Siyasete mi ilgi duyuyor? Siyasetçileri toplar. Hep üst insanlarla işte bunları misafir ediyor, bunları ağırlamaya çalışıyor. Sevgili yönetmenim, yayında kesip tekrar mı bağlama olduk ki linki, attığın linki açılmadım. Bir kontrol edersen sevinirim. Dediğimiz gibi yani üst siyasetçileri misafir ediyor, ağırlıyor, resimler paylaşıyor. Gazeteci, birkaç gazeteciyi çağırıp işte davetimize teşrif eden bütün gazetecilere teşekkür ediyorum gibi paylaşım yaparaktan paylaşımlarda bulunuyor. Bir fast foodçu. Rize'de bir sürü fast foodçu var. Hiçbir tanesi böyle bir fotoğraf sergilemiyor. Hiçbir tanesi böyle bir tablo sergilemiyor. Bu sergilemiş olduğu bu tablo dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi. Bunu neden yapıyor? Siyasete mi ilgiliyor? Veya siyasetçilere mi ilgi duyuyor? Merak ettik.
kamuoyu da merak eden birçok arkadaşımız da bu konuda paylaşımlarda bulundu bizimle. İşte bu arkadaş birkaç gazeteciyi ağırlamış, bu diğer gazeteciler burada yok ama tüm gazeteciler burada, işte tüm gazeteciler burada, gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyorum gibi paylaşımını yapıyor. Bu diğer meslektaşlarımıza haksızlıktır, yanlıştır. Rize'nin gazetecisi diğer gazeteci arkadaşlar değil. Evet, şimdi ikinci bir konu. Sevgili yönetmenim, orada Rize Belediye Başkanımızın Esra Alemdaroğlu'yla bir fotoğrafı var. Onu paylaşalım, ondan sonra Beyaz Karanfil'e doğru gidelim. Şimdi biliyorsunuz, ya gerçekten bakın insanlar beni arıyor. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. İnsanlar beni arıyor. Diyor ki ya Şenol Bey, sen bu konuyla çok ilgilendin. Nedir bu ya dedi. Nedir bu? Bu Esra Alemdaroğlu meselesi nedir? Yani bu Polat Alemdar'ın yeğeni mi bu? Yani bu nedir? Yani gitti gidiyor. Bu Rize'den işte ilk defa bir müdürün tayini başka yere çıkıyor. Ataması da yapılmadı. Lütfen bunu da söyleyeyim. Bakanlık oluruyla Rize eski İl Kültür ve Turizm Müdürü bakanlık oluruyla Düzce'ye görevlendirildi. Yani Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle atanmadı. Bakanlık oluruyla Düzce'ye görevlendirildi. Bugün Düzce'den bir arkadaş aradı beni. Düzce'deki haber siteleri, internet haber siteleri haber yapmış. İşte Düzce'ye yeni müdür geldi. Düzce'yi uçuracak. Eş değerde, eş anlamda kelimeler kullanaraktan Düzce'de haberler yapılmış. Dedim vallahi uçuracaklar, size hayırlı uğurlu olsun. Zaten burada deneyim kazanmıştır. Yapabilir yani, niye yapamaz? İstedikten sonra olabilir. Ama eğer siz de Fafatara dernekleri, karınca dernekleri fazla yoksa sizde yapabilir bunu. Ama Fafatara ve karınca dernekleriniz varsa vallahi işiniz biraz zor. Şimdi buradan, yani bir müdür buradan görevden alınıp işte başka yere görevlendirildi. Bu devlet nerede görev yaptırırsa bu yapılır. Ama biz bir türlü bu müdürden kopamadık. Ya kopamadık. Kaldı ki parantez içerisinde şunu da paylaşalım. Daha Rize gibi Cumhurbaşkanı'nın memleketi Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın ili Rize'de kültür müdürü atanması yapılmamış. Gerçekten bakın, bu gerçekten bir an önce çözülmesi gereken bir soru. Bu kadar zor mu yani? Ama inanıyorum ki bence bu zor değil. Lobi fazla oluşturulduğu için işte çeşitli siyasi unsurlardan baskılar, işte şu olsun bu olsun gibisinden baskılar fazla olduğundan bu atama gerçekleştirilemiyor. Bunu okuyabiliyorum. İnanıyorum ki bu böyledir. Yoksa birçok ilde Samsun İl ve Kültür Müdürü merkeze alındı biliyorsunuz. Ama bir hafta içerisinde yerine atama yapıldı. Neden? Çünkü bakanlık görevini yapabildi. Yaptı. Orada bir fiili müdahale olmadı. Ama anladığım ve tahmin ettiğim Rize'den kamuoyu, işte şu olsun bu olsun baskıları çok olduğu için, kamuoyu oluşturmaları çok olduğu için bakanlık da rahat çalışamıyor. Eli serbest değil, rahat çalışamıyor. Bundan dolayı bu atamanın da bu kadar geciktiğini düşünüyorum. Normalde bu atamanın bugüne kadar yapılması lazım. Ama bunu bir kenara koyalım. Beklemediğiz bu konuda. Pardon. Şimdi Esra Alemdaroğlu buradan Düzce'ye görevlendirildi. Ama bir takım STK'cı arkadaşlar bir veda yemeği düzenliyor kendisine. Aradan bir hafta geçiyor. İşte Loca diye bir kafede kendisine bir veda yemeği daha düzenleniyor. STK başkanları davet ediliyor. STK başkanları aranıp, ya işte müdürümüz buradan giderken onu güzel uğurlayamadık. Biz onu böyle ona yakışır bir şekilde uğurlamak gündem olurken, hatta AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na katılıp briefing verdi. Bu konuyla ilgili o dönemin il başkanı Sayın İshak Alem, evet Esra Alemdaroğlu'nun AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'na katılıp briefing vermesi yanlıştı. Bunu eski il başkanı söyledi. O zaman biz bu haberleri de paylaştık. Bu haberleri de gündeme getirdik. Yani birçok başarısızlığı tartışılırken, kamuoyunda konuşulurken, haberleştirilirken, sonra işte köprü meselesi turizm bölgesinde. Yani bunlara detaylı girersek içerisinden çıkamayız. Girmeyelim. Bu başarısızlıklar konuşulurken, tartışılırken bir anda bu müdürümüz, sevgili yönetmenim, resmi değişmedik mi? Çünkü hala Ali Reyhan'ın resimleri dönüyor orada.
Yani bir anda başarılı bir müdür oldu. Bir anda işte yani daha önce kültür çalıştayıyla, valinin organize etmiş olduğu kültür çalıştayıyla ilgili bir toplantıya Esra Alemdaroğlu kültür müdürü davet edilmedi. Kültür müdürü davet edilmedi. Yani o kültür çalıştayıyla ilgili bir programa kültür müdürü davet edilmedi. İşte bu Rize'nin girişinde eski Dedeman Otel'in orada yapılan yeni otelde yapılan bir çalıştaya kültür müdürü yoktu. Ama ne hikmetse bir anda işte aynı karede göremediğimiz insanları bir anda işte çok başarılı diye plaketler vermeye başladı, ödüller vermeye başladı. Keza belediye başkanımıza da görüyorsunuz işte kendisini şey yapmış. Ya atandınız, ben anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Yani sonuçta bir kurumda bir kültür müdürlüğüne müdürsünüz, müdürdünüz, atandınız, düzce görevlendirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah muvaffak eylesin, başarılar dileriz. Bitti. Yani çünkü birçok müdür buradan, İdris Bey de gitti buradan, İdris Altuntaş da gitti buradan. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü de gitti buradan. Ama hemen yerine atama yapıldı. Sadece atanan müdüre devir teslim törenine teslim etti. Beraber vali beyi ziyaret ettiler. Bir resim çektirdiler. Hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Bitti. Ama Esra Alemdaroğlu'nu bitiremedik yani. Bitiremedik ya. Takıldık kaldık buraya ya. Bitiremedik ya. Ya bu konuyu Rize'nin gündeminden bir atamadık. Daha doğrusu sevgili takipçilerimiz, attırmıyorlar. Bazı menfaati olan Kanavisa dernekleri, Fafatara dernekleri, bu STK'cılar, bu sözde STK'cılar bunu bir türlü gündemimizden attırtmıyor. Attırtmıyor. Yani ne yapılmak isteniyor ben çözemiyorum. Takdiri ben Rize kamuoyuna bırakıyorum. İzleyen insanlara bırakıyorum. Bürokrasimizin belli akli selim insanlarına bırakıyorum ben takdiri. Çünkü işte Vali Bey başarı plaketi veriyor. Belediye başkanımız çok büyük hizmetlerine teşekkür ediyor. Ya lütfen bu başarının ne olduğunu açıklayın. Lütfen bu büyük hizmetlerin ne olduğunu açıklayın. Tamam, biz de diyelim ki biz de yanılıyormuşuz diyelim ya. İnanın ki artık ya bu konuyu biz Rize kamuoyunda gazeteciler olarak, yani tarafsız, gerçek gündemi takip eden gazeteciler olarak, diğer arkadaşlarım böyle bir sorunu yok. Biz bu konuyu artık gündemimizden atmak istiyoruz. Biz bu konuyu atıp yeni kültür müdürümüze kavuşup kültür konusunda önümüzde yaz sezonu var. Fazla bir zaman yok. Ne yapılacak, ne edilecek, bunların konuşulduğu, bunların tartışıldığı bir platformda konuşmak istiyoruz. Ya müdürümüz madem ki bu kadar başarılıydı, o zaman neden görevden alındı 3 yıl gibi bir sürede? Müdürümüz madem ki bu kadar üstün hizmetleri vermişti. Çok pardon arkadaşlar, özür dilerim. Neden işte buradan Düzce'ye gönderildi? O zaman burada kalması için uğraşsaydık veya bu yönde deseydik ki bakın işte müdürümüzün şöyle 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 başarıları var. Bu hizmete devam etmeli. Lütfen bu konu artık gerçekten ayıklansın yani. Gitti görevini yapsın ya. İkide bir gidiyor, oradan buraya geliyor. Sevgili yönetmenim, o diğer görüntüleri verelim. Şu bürokrasinin şiir okumaya sıraya girdiği bir görüntüler var. Onları verelim. O görüntüyü verelim. Artık biz bu konuyu gündemimizden atmak istiyoruz. Lütfen. Lütfen rica ediyorum. Bak, samimiyetimle Rize'deki bakın sevgili üst bürokrasi ve siyasetçiler. Bakın vatandaş rahatsız. Ben her gün sokaktayım. İnanın her gün sokaktayım. Her gün caddelerde ben gideceğim. Mutlaka şehrin merkezinde her gün bu sokaklardan caddedeyim. İnsanların bin bir çeşit insana temas ediyorum. Telefonla arıyorlar, temas ediyorlar, konuşuyorlar. Nedir bu konu ya? Yani bir kapanmadı gitti bu konu. Yani inanın ki insanlar artık bundan, bu konudan rahatsız. Tam işte gitti derken sevgili yönetmenim, verdik mi yayınlı görüntüye o şeyi? Tamam. Tam gitti derken baktık ki kültür merkezinde bir garip program. Bir garip program. Gece düzenleniyor orada. Bir şiirlerin olduğu bir gece düzenleniyor orada. Bu gecede evet biz de aynı şeyi soruyoruz. Yani biz de aynı şeyi soruyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın şu an vatandaşlar da bu konuda WhatsApp'tan, oradan, buradan müdür bu kadar başarılıysa neden gönderildi? Evet yani. O zaman bize soruyoruz gazeteci olarak. Bakın millet adına soruyorum. Bu müdür bu kadar başarılıysa bu müdürü neden gönderdi? O zaman geri gelmesi için kamuoyu oluşturalım. Sesimizi yükseltelim. Bizi de ikna edin. Gazetecisiyle, STK'cısıyla, siyasetçisiyle
hep beraber yüksek sesle bu hatadır diyelim, hatadan dönün diyelim. Yani bizi de ikna edin yani. Başarılı plaket al. İyi de neyin başarısı? Yani bu başarı plaketlerinde artık klasikleşti mi yani? Bilmiyorum. Evet, şimdi bazen internet tabanlı. Gerçi şu an biz Telekom'la görüşmelerimizi yaptık Telekom'la. Biz bu sorunu çözeceğiz. Farklı bir sisteme, farklı bir internet altyapısına geçiyoruz. Bulunduğumuz adres konumu gereği internetimizde bir farklılık var. Bir farklı bir sisteme geçiyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde, şöyle bir 10-15 gün içerisinde belki bir iki program daha böyle bir sıkıntı olabilir. Ki olacağını da sanmıyorum. Ama önümüzdeki günlerde internetimizi farklı bir sisteme taşıyoruz. Bu kesintiler, internetten kaynaklı bu kesintiler olmayacak. Olmayacak arkadaşlar. Bundan emin olun. Bunun çalışmalarını, görüşmelerini yaptık. Telekom'daki arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere yardımcı olduğu için biz Telekom'daki arkadaşlara da teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili yönetmenim, şu şeyi ekrana verdik mi? Kültür Müdürlüğü'nde yapılan şiir programıyla ilgili. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde Rize'de Beyaz Karanfil Derneği diye bir dernek bir program yaptı. Program bizlere de geldi. Gittik takip edelim dedik. Merak ettik programı. Gittik programı takip ettik bizlere de. Yani bilmiyorum yani neresinden tutsak veya ne desek diye. Çünkü belki bizim bakış açımız farklı ama yani bir dernek, Beyaz Karanfil Derneği diye bir dernek, bir STK, işte uyuşturucu bağımlılıklarla mücadele eden bir dernek başkanı bir gece organize ediyor. Bu gecede işte Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Tüfekçi, işte İl Özel İdare Müdürü Ümit Hüseyin Sarı, eski Kültür Müdürünü Esra Alemdaroğlu. Sevgili yönetmenim, bak, görüntü yanında dönmüyor. Ekranı böyle girip çık yaparsan onu, çünkü şey yapmadık onu. Bak bende mi dönmüyor? Ben onu görüyorum ama. Sonra işte Rize Belediyesi'nin belediye başkanı, işte Rize'mizin mülki amiri, valimiz, herkes bir şiir okuma kuyruğuna girmiş, bir şiir okuma merakına girmiş. Hayretle ben kendilerini izledim. Hayretle kendilerini izledim ben. Çünkü ilginç bir durum. İlginç bir durum. Yani mülki amirimizi, işte belediye başkanımızı. Birincisi, yani bu STK ne kadar güçlü ki veya bu STK nasıl bir daire içerisinde ne kadar başarılı, üstün başarılar yapmış ki bu kurum müdürlerini, amirlerini bir türkü gecesi gibi bir gece düzenleyip şiir okuma kuyruğuna dizebilmiş. Yani bir sıradan vatandaş, bir gariban acaba belediye başkanını düğününe davet edip ailesini, dostlarını onure etmek istese belediye başkanına ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Böyle bir fotoğrafta biz bunu görmedik. 5 yıllık süre içerisinde görmedik. Bugün görürüz. Seçime 2 ay kaldı. Bugün geçti. Kusura bakmayın. Sakın yarın bir düğüne gitmeye kalkmayın. Yine eleştirilerin merkezinde olursunuz. Neredesiniz bugüne kadar? Veya mülki amirimiz için, kusura bakmasın, mülki amirimizi biz ne kadar değer verdiğimizi, ne kadar başarılı bulduğumuzu, bazı şeylerini her zaman söylüyoruz. Ama eksiği de söyleyeceğiz. Bir vatandaş ailesini, eşini, dostunu onuru etmek için mülki amirimize ulaşıp mülki amirimizi acaba düğününe davet edebilir mi? Ederse mülki amirimiz gider mi? Bilmiyorum. Veya İşte Esra Hanım, Esra Alemdaroğlu Düzce'den kalkıp buraya Rize'ye eski kültür müdürü olarak Ayşe teyzenin düğününe katılıp onun ailesini onur etmek için Düzce'den buraya kadar gelir mi? Bilmiyorum, takdir sizin ve arkadaşların, yani bilmiyorum. Burada bu şekilde bir pozisyon, yani belediye başkanı, kaldı ki belediye başkanımızın okuduğu şiiri biz paylaştık. Yani şiir okumayı bile beceremedi, kusura bakmasın. Ha, Şenol Öksu olarak not verirsem işte kim başarılıydı ya, işte gerçekten merak ettiyseniz Ümit Hüseyin Sarı'yı tebrik ediyorum ama sahne dilini biraz daha oturtması lazım. Sahnede vücut dili önemli. Sahne geçmiş olanlar, bu işin deneyimli insanlar bunu bilir. Ses, okuma, vurgular 10 numara ama vücut dilini kullanamadı.
vücut dilini kullanamadı. O konuda biraz eğitimler alırsa, vücut dilini kullanırsa kendisinden iyi bir şair olur yani. Ama belediye başkanımız lütfen rica ediyorum bir daha şiir okumayın. Şiir zevkini de kaçırdınız. Yani görüyorsunuz bu program neden işte halkla milletin neden haberi yok? Gelen insanların hepsinin görüntüleri ne var? Program başta sonuna çektim. Gelen insanlar kurum müdürleri, amirler, onların yakınları, eşi, dostu ve bu Beyaz Karanfil Derneği'ne bağlı olan, oranın yönetiminde olan, orayla ilişki içerisinde olan insanlar. Yabancı bir kişiyi göremedim. Dışarıdan bir insanı pek göremedim. Belki 2-3 tane vardır. O kadar da olacak yani. Ama bu program neden halka tanıtılmadı? Neden duyurulmadı? Neden kendi aranızda bir program gibi yapıldı? Vatandaş bunu görse, vatandaş bunu bilse ne düşünürdü, ne yapardı? Ben gerçekten bilmek istiyorum. Gerçekten merak ediyorum. Vatandaş acaba ne reaksiyon gösterirdi? Yani bir sürü sorunlar, sıkıntılar varken işte görüyorsunuz. Bakın bunları ben Halk TV'den alarak söylemiyorum veya Sözcü TV'den alarak söylemiyorum. Kanal D ve ATV'de izlediğim bir haberden aldığım notlarla paylaşıyorum sizinle. Şu anda etiket, ne diyorlar ona? Etiket cambazlığı mı, etiket yolsuzluğu mu? Bir çeşitli haberler yapıldı. Daha asgari ücret insanlara yansımadan etiketler iki katı fiyatına çıkmış. Daha dün akşam Kanal D'nin, ATV'nin yapmış olduğu bir haber. Yani Halk TV yapmadı bunu, Sözcü yapmadı bunu. Şimdi bu tür konulardan ilgilenmek gerekirken, bakmak gerekirken bu marketler ne yapıyor, işte ne oluyor, ne bitiyor, kiralara %25 devlet zamdır ama %100'den aşağıya zam yok. Sonra bakın bugün yine bir esnaf grubunda, esnaf olduğum için esnaf grubundayım, odanın esnaf sanatkarların aidatı 1000 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldı, %100 zam yapıldı. Esnaf sanatkarların aidatları 1000 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldı. Peki siz devletin bu yan kurumları olarak %100 zam yaparken ev sahiplerine %25'e sabit niye tutuyorsunuz? Hadi tutuyorsunuz, uygulanmıyor. %100'den %200'den aşağı zamlar yok. Bir sürü şeyler var. Yani bu konular dururken o kadar keyfe keder, şehrimiz o kadar mutlu, şehrimiz o kadar mesut, şehrimizde her şey o kadar iyi ve dört dörtlük ki biz şiir bir sıla gecesine katılıp şiir okuyabilecek kadar keyif içerisindeyiz. Artı başka bir şey, 2 gün önce ülkemize 12 tane şehit gelmiş. 2 gün önce türküler çalındı, sazlar çalındı, sözler çalındı. Videolar elimizde var, paylaşmadık. Ama 2 gün önce 12 tane şehit gelmiş ama biz Gençlik Kültür Merkezi'nde, Neva Parkı'nın üzerindeki kültür merkezinde gidip de ne yaptık? Türkü gecesi, sıla gecesi düzenledik. Evet, şimdi bu Beyaz Karanfil Derneği, Beyaz Karanfil Derneği'nin sırrı ne, kerameti ne ki bu kadar kurum müdürünü, bu kadar amiri, mülki amiri, belediye başkanını, müdürleri şiir okutabiliyor? Bir gazeteci olarak soruyorum bunu, sorguluyorum bunu. Yani bunun başarısı ne? Çünkü bu biz bu kadar böyle gündemimizde olan, işte ne bileyim böyle başarılı bulduğumuz, böyle çok faaliyetler olan, başarıları olan böyle bir fotoğraf görmedik. Belki bilmediğimiz var. Lütfen bunu bizimle de paylaşın, bunu kamuoyuyla paylaşın, bunu bizler de bilelim. Bizler de öğrenelim bunu. Yani bunun başarısı ne? Bu kadar kurum müdürünü, amirini, mülki amirimizi, belediye başkanımızı şiir okuma kuyruğuna dizebiliyor. Peki ben buradan sevgili asistan, çay varsa sıcak çayımız yanımızda olsun. Mülki amirimize, belediye başkanımıza ve bazı kurumlara şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz Beyaz Karanfil Derneği'nin bir organizasyona katıldık. Bu organizasyonda şiirler okuduk. Sahneye çıktılar, fon müziğinde bir şair gibi şiirler okuduk. Peki bunu, bu programı izleyen, bu programı bilen kim diyelim? Evet, bugün bana arkadaş katı isteği attığı için oradan aklıma geldi. Ali Serkan Savaş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Rize İl Müdürü Ali Serkan Savaş Bey. Kendisine de selamlarımızı gönderelim buradan. Bunlardan birisi, bu Beyaz Karanfil Derneği Ali Serkan Bey'in kapısını çaldı. Dedi ki, veya işte Halk Eğitim Müdürü'nün kapısını çaldı. Dedi ki,
İşte müdür bey merhaba, odur budur, bizim şöyle bir projemiz var, bize yardımcı olur musunuz? Vicdanınıza soruyorum. O kurum müdürü, o organizasyon onun gözünün önüne gelecek mi, gelmeyecek mi? Ona göre bir tavır sergilecek mi, sergilemeyecek mi? O zaman siz idareciler olarak, üst yönetim olarak bu adaletsizliği nasıl sağlarsınız? Diğer şu anda Rize'de 792 tane dernek var. Bakın ben kayıtlarımı sevgili öğretmenim şey de verebilir miyiz? Orada sivil toplum derneklerinin şey var orada, fotoğrafları var orada. Evet, bu konuya geleceğim birazdan. Rize'de kayıtlı, bakın resmi şeyden bahsediyorum, 792 tane dernek var. Peki bu tutum, bu hareket geri kalan 791 derneğe adaletsizlik değil mi? Hukuksuzluk değil mi? Eşitlik ilkesini bozmak değil mi? Bu derneklerden bir tanesiyle Beyaz Karanfil Derneği'nin işte bu bir müdürün, halk eğitim müdürünün yanına gidip bir projesi olduğunu anlattı. Benim böyle bir projem var. Burada etkisi, faktörü var mı, yok mu? Vardır yani, kusura bakmayın yani. Ben de memur olsam, bana da vardır yani. Ben de memur olsam. Bunun benzerini biz daha önce yaşadık. Bunun benzerini daha önce nasıl yaşadık? Bu ekranlardan defalarca anlattık. Bir tane Fafatara Derneği gidiyor. Fafatara Derneği valiye proje veriyor. Oradaki görevli memura diyor ki, hanımefendinin bundan haberi var. Hanımefendi projenin detayı konusunda, sonucu konusunda bizden bilgi bekliyor. Hanımefendi eski valinin eşi. Oradaki memur da bakıyor, ya memur kardeşim, memur zaten kusura bakmayın, kimse kusura bakmasın yani. Her ne kadar söylemeye çekinse dahi insanlar ve gazeteciler, memurlar %50 korkak olur. Memur yani işimden mi olacağım yani? Mülki amirin ya valinin eşi benden haber bekliyor ya. Bu evrak normal vatandaşın evrağı gibi sırada olur mu ya? Kimse kimseyi kandırmasın lütfen. Ne oluyor? Hemen bakıyorsun bu işlemler hızlandırılıyor. Hemen olumlu yönde ne yapması gerekiyorsa yapılıyor. Ya bunlar daha önce yaşandı. Bu Fafatara Derneği'nde, eski vali döneminde bu Fafatara, bu Karınca Derneği'nde bu tür şeyler yaşandı. E şimdi geliyoruz burada. Yoksa bu Fafatara gitti, Kanavitsa mı geldi, Beyaz Karanfil mi geldi, ne oldu, nasıl oldu? Nasıl oluyor bu ya, nasıl oluyor bu Allah aşkına? Yani 792 tane dernek var ama Rize'deki bütün sivil toplum anlamında yapılmış olan projeleri, diyeceksiniz ki bize de diyor ki işte proje yapmıyordur. Hayır. Bu 792 derneğin en az 50'siyle görüşüyorum ben. En az 50'siyle WhatsApp'tan yazışmışımdır. Arkadaşlığım vardır. Konuşuyorum, görüşüyorum. Bu arkadaşların serzenişi, biz hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Biz hiçbir şekilde yardım alamıyoruz. Biz işte dernek olarak kitap basmışız. 19 tane, 20 tane kitap basan dernek var. Kimdi? Bu Recep Ali Koyuncu, işte Ömer Yazıcı'nın falan bulundukları bir yazarlar derneği var. Adamlar derneğin adına 19-20 tane kitap basmışlar. Kaç tane destek aldınız diyorum veya işte yardım aldınız? Hiçbirinde. Ama oysa Fatih Sultan Kar'ın kitabının basılışını Rize Belediyesi üstlenmiş. Bu insanların hakları aranmayacak mı yani? Bu insanların hakları konuşulmayacak mı yani? Fatih Sultan Kar'ın yazmış olduğu ve Rize Belediyesi'nin bütün basımını, masrafını üstlendiği bu kitapla, bu 19 tane, 20 tane basılan kitap, Rize adına, Rize kültür adına basılmış 20 tane kitaptan, o 20 tanenin toplamı da mı bu kitapla eşdeğer olmadı? Buna denk gelmedi. Yani bunu kadar karşılık görmedi. O 20 kitap, o bir kitap kadar da mı olamadı? Olamadıysa, olamadı deyin. O zaman biz de arkadaşlar, ya hemşerim siz niye boşa masraf ediyorsunuz ya? Niye israf ediyorsunuz ya? Bu kitaplarınız değersiz diyelim ya. Rize'ye hiçbir katkısı yok. Bunu tartışalım, bunu konuşalım. Ama hayır, öyle değilse neden bu denge sağlanmıyor? Neden bu ayrımcılık yapılıyor? Sadece tarafsızlık, ilkesizlik, eşitsizliğin olmaması adına biz bu konuları gündeme getiriyoruz. Biz bunları tartışıyoruz. Defalarca söyledik. Kurum müdürleri, kurum amirleri, lütfen paylaştığınız resimlere dikkat edin. Katıldığınız organizasyonlara dikkat edin. Çünkü bu karşı tarafı PR yaptırıyor. Karşı tarafın amacı tamamen bundan PR yapmak. Karşı tarafın amacı tamamen bunu bir üstünlük lanse ederek kullanmak. Ya Allah aşkına bunu demekten ben bıktım ve yoruldum. Ama bakıyorum ki aynı. Sonuç aynı, fotoğraf aynı. Buradan değişiyor, buradan gidiyor. Gidiyor Beyaz Karanfil, geliyor Kara Karanfil. Allah aşkına ya. Yani gidin başka şekilde formülünüzü bulun. Yani
ne bileyim yani Vali Bey'e niye işte ısrarla Vali Bey'de görüntü vermeye çalışıyorsunuz? Var bazı kişiler, işte geçenlerde bir arkadaş dedi ki, ya dedi neden sen işte bizim gazetecileri çok eleştiriyorsun, gazeteci arkadaşları? Dedim ya siz Müslüman değil misiniz? Müslümanız. Peygamber Efendimiz'e diyor bir hadis-i şerifte, herkes temizliğe evin önünden başlasın. Ben gazeteci değil miyim? Gazeteciyim ben. Yıllardır 13 yaşında çocukken bu işe çocukken başlamış, yıllarca emek vermiş. Hem de bugünkü gibi bilgisayar başında yapılmıyordu bu işler. Veya sıcak, bak burası sıcacık, böyle ortamlarda yapılmıyordu. Eski arkadaşlarımız Muhammed Kasar iyi bilir bunun. Kim vardı? İlyas Gür. Sevgili hocam, sevgili üstadım. Buradan kendisine sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İyi bilir. Biz 3-5 arkadaş cebimizdeki paralarla taksi tutardık. Uyguna gelsin diye 3-5 kişi taksi tutardık. Habere giderdik. Şimdi WhatsApp'tan adam sana zaten videoyu atıyor, görüntü atıyor. Gitmene bile gerek yok. Bunu bugünkü teknolojik imkanları da değil yani. Gerçekten cefasını çektiğimiz yıllarda yaptık yani. Gündoğdu'nun başına bir habere giderdik. Geldik hep çamur patak. Kırsaldaki haberlere çoğu taksiciler bile gelmezdi. Yolu bozuk olduğundan. Bırakın özel arabayı. Taksiciler gelmezdi. Sevgili İlyas Gür, sevgili işte Muhammed Kasar. Yalansa lütfen beni yalanlayın bu konuda. Bu arkadaşlar eskilerden şu an hatırlayamıyorum. Birçoğu zaten bu işi bırakmış. Gördüler bu işin bazı şeylerini. Birçok isim, o yıllardaki birçok isim bunu bırakmış. Biz bu şekilde bunun emeğini, bu derdini çekerek bugünlere gelmişiz. Sadece ara bir dönemimiz oldu. O arkadaşımız hani meslektaşlarımızı neden eleştiriyorsunuz diyen arkadaşıma şunu söylüyorum. Ben hadisi şerife uyuyorum. Önce temizliği evimden başlıyorum. Ben gazeteciysem, gazeteciler arasında yanlışlar varsa, 250 TL haber yapan varsa, 500 TL haber yapan varsa, biriyle dostluğu olduğu için onu kamuoyu oluşturmaya çalışmak düşüncesinde, başaramıyorlar da kamuoyu oluşturmak düşüncesinde olan gazeteciler varken, o zaman ben bir Müslüman olarak Peygamber Efendimiz'in hadisini uyguluyorum. Temizliğe evimden başlıyorum. Benim evim pisken komşumun evi pis diye komşumu gülemem, kınayamam. Buradan son bir şey de söylemek istiyorum. Gazetecilere değinmişken tekrar derneklere döneceğim. Dernekler konusunda söyleyeceklerim var. Şimdi bazı arkadaşlar da işte hani bizi eleştiren ki onlara dengesiz diyorum ki gerçekten dengesiz. Hani işte ya yaptığı haberde İmni hatası. Bir, ben Facebook paylaşımımda inanın ki yazıyı uzun tutmamak. Çünkü uzun yazılar okunmuyor. İçin yazıyı kısa tutmak için kısaltmalar yaparken evet kelimelerin anlaşılması veya imni hatalar oluşuyordu. Ama o dengesizler o söylediklerim karşısında söyleyebileceği başka bir şey olmadığından çünkü dediğim olayın yalanlığını tartışamıyor. Yaptığımın yanlışını tartışamıyor. Ama tartışamadığı için, söyleyemediği için oradan eline tek argüman var. İmla hatası. Ya ben daha önce bu Beyaz Karanfil Derneği'nin başkanı Birsen Ertağ'ın benimle ilgili bir paylaşım yaptı. Dedi ki sözde gazeteci yaptığı haberde 3 tane 4 tane imla hatası buldum. Dedi o zaman. Ben de ne dedim bu ekranlardan? Sevgili Birsen Hanım, benim imla hatalarımın bedelini millet ödemiyor. Ama sizin yapmış olduğunuz projelerin parasını devletten almış olduğunuz proje başlatan almış olduğunuz desteklerin parasını millet ödüyor. Bırak benim imla hatamı. Lütfen bunu bir kişiden daha ben duyduğum an tutumum farklı olacak. Tutumum farklı olacak. Herkesin bir yeteneği var. Kimi iyi kameramandır, kimi iyi muhabirdir, kimi iyi sunucudur, kimi iyi fotoğrafçıdır, kimi iyi yazar, yazıcıdır. Ben yazı konusunda eğitim almadım. Ama günümüzün getirmiş olduğu konjektür gereği hepsi beraber oluyorsun. Montajcı oluyorsun, yazımcı oluyorsun, fotoğrafçı oluyorsun. Ama bizim geçmiş yıllarda imkanlar daha kötü olmasına rağmen böyle değildi. Evet, konumuza dönelim. Karadeniz bölgesinde 14.000, 2023 verileri bunlar. 14.000 Karadeniz bölgesinde 14.297 faal dernek var. Bakın burada görüyorsunuz ekranda Türkiye genelinde 314.000 olması lazım. 314.000 küsür dernek var. Ya bu dernekler ne yapar? Bakın bu dernekler işte 314.000 dernek. Karadeniz bölgesinde 14.297 faal dernek var şu anda 2023 yıl sonu itibarıyla. İşte Rize'de 800 dernek var. 2023 yıl sonu itibariyle. Ya bakın bu derneklerin kanun gereği mesela 2023'te bu dernekler 50 bin ile 150 bin TL arasında kredi kullanabilmişler bu dernekler.
Yani dernek olduğu için bunlar böyle haklar veriliyor. Allah aşkına ya 792 tane dernek ne yapmış, ne etmiş, nasıl bir faaliyetler yapıyor ki? Çünkü kanunen verilmiş haktır, bunu kullanır. Kullanıyor da. Yani bu derneklere biz bu hakları, bu kanuna bu hakları veriyoruz. Ama oysa sürekli konuşulan, tartışılan 3 tane dernek. 3'ten fazlasını geçmez. Ben anlamıyorum. Yani gerçekten bu konu gerçekten önemli bir konu. Yani ya zorlaştıralım bu dernek kurmak olayını ya da kurduğumuz derneklere belki diğer dernekler daha iyi aktif hale gelecek. İşte Fafatara Derneği gibi destek verilirse ona, Kanavisa Derneği gibi, Karınca Derneği gibi destek verilirse ona belki de o dernek daha iyi bir faaliyetlerde bulunacak. Daha başarılı icraatlar yapacak. İmkan sunulmadıysa yapamıyor. Ama bu karmaşada, bu hangabede bunu ayıklamak da zor. Yani bu dernek, bu vakıfçılık, bu dernek konusu gerçekten var ya, bu bir böyle ele alınması lazım ya. Türkiye genelinde 314 bin dernek. İşte şu Karadeniz bölgesinde 800 dernek harılarında kuruluyor. Uyuşturucuyla, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele derneği diye Rize'de 3 tane, 4 tane dernek var. Ben bunların bir şey yaptığını görmedim. Yapanlar var, yok, bilmiyorum ama ben bunları sonuçta yaptığınız başarıyı, yaptığınız bir şeyi kamuoyuyla paylaşacaksınız. Biz de bunu buradan ekranlara getireceğiz. Haber sunumlarına taşıyacağız. İşte bak şu derneğimiz şu kişiyi uyuşturucudan kurtardı. Bir resmini göstermeden bir bayanı, bir erkeği uyuşturucudan kurtardı. İşte uyuşturucu bağımlısı olan çocuklar olan aileler buradan umutlanacak. O derneğe gidecek. Oradan umut bulacak. Oradan çare arayacak. Yardım isteyecek. Bunları paylaşmıyoruz. Ancak vali beyle resim. Ancak belediye başkanıyla resim. Ancak kurum müdürleriyle resim. Başka bir icraat görmüyorum. Ya uyuşturucuyla mücadele için bu kadar dernek varken emniyetimiz niye uyuşturucudan her gün en az 3-5 kişiyi alıyor? Cezaevine yatanların %80'i uyuşturucudan. Cezaevine yatanların %80'i uyuşturucudan dolayı yatıyor. Yani gerçekten bir gariplik var burada. Bir şey var. Yani akli selim insanların, idarecilerin tartışması gereken bir şey var. Sonra bu Rize valimiz, aklımda hiç unutmuyorum. Notunu da burada bir yerde almıştım. Rize valimiz Neva Park'ta üstünde kültür merkezinde bir program yapıldı. Gitmeden kısa zaman önce bir program yapıldı. Bu Kanavisa derneklerinin organize ettiği bir organizasyondu. Orada vali bey bir laf söyledi. Dedi ki ben 50.000 TL eski Kemal Çeber'den bahsediyorum. Eski valimizden bahsediyorum. Son döneminden bahsediyorum gitmeden önce. Ben dedi Rize'ye 50.000 TL'yi getirirken ne kadar sıkıntı çektiğimi, ne kadar zorlandığımı ben biliyorum. Yani bu paralar sizin tahmin ettiğiniz gibi geldiğince gelmiyor. Bundan sonra bu derneklerin proje adında aldıkları para ve projelerin takipçisi olacağım. Projeyi yap, desteği al, derneği kapat. Buna müsaade etmeyeceğim dedi. Eski valimiz Kemal Çeber, şu an Gaziantep valisi. Buradan selam olsun kendisine. Her ne kadar eleştirdiğimiz birçok konunun merkezinde de olsa mülkiamirimizdir. Ülkemizin amirlerinden, idarecilerindendir, yöneticilerindendir. Saygımız ayrıdır. Şimdi burada soru bir. Demek ki vali beyin kulağına bir şeyler gitmiş. Evet gitmiş. Ne gitmiş? Kültür merkezinde bir atölye açıldı. Atölyenin açılışı yapıldı. Açılışı vali bey de eşi yaptı. Ama atölye ertesi gün kapandı. Atölye bir daha açılmadı. Bir, iki, bir tane derneğimiz bir tane makine aldı. Makinenin parasını devlet ödetti. Tamam. Peki bu makine ne yaptı? Bu makine ne yapıyor şu anda? Bu makine ne kadar üretim yaptı? Bu makine yöremizin kadınlarına ne kadar katkıda bulundu? Veya kaç tane kadın bu makinede sanat öğrendi? Soran var mı? Yok. Arayan var mı? Yok. Açıklama yapan var mı? Yok. Yok. Bunların böyle olmaması lazım.
Devlet bana bir makine veriyorsa, al bu makineyle sen hizmet ver diyorsa, bana destek veriyorsa, bu devlet bunun parasını ödüyorsa, ben bu makineyle ne yaptım? Ne kadar üretim yaptım? Ne kadar katkıda bulundum? Bunların sorgulanması artık takip edilmesi lazım. Bakın gerçekten bu iş gerçekten kontrolden çıktı. Kontrolden çıktı bu iş. Yani devlet aziz değil birçok konuda. Kesinlikle bu konuyu dikkat çekiyorum. Yani bu dernekler arasında ayrımcılık yapılmaması lazım. İki tane, üç tane dernek desteklenmemesi lazım. Eşit şekilde artı neden yani bunu sorgulan ya neden iki tane, üç tane dernek devamlı şey yapıyor? Diğer derneklerde bir faaliyet yok. Yoksa neden yok? Bir araştırılmalı, bir sorgulanmalı. Örneğin bakın bu konuda bir not almışım. Şurada not almışım, onu arıyordum. Şimdi mesela pardon, özür dilerim. Biliyorsunuz bu arada ciddi bir salgın var. Zaten Sağlık İl Müdürlüğü de açıklama yapmıştı. Ciddi bir salgın var. Neredeyse COVID'e eş değerde bir salgın var. Bir salgın var. Öksürükte böyle karışık ağrılarla bir salgın var. Dikkatli olun. Çok da bulaşıcıymış. Dikkatli olun bu arada. Şimdi mantar gibi bungalov evler türedi yöremizde. Özellikle Ardeşen pazar tarafında mantar gibi. Rize'de de varmış. Bu Pervantaş yolu üzerinde falan bungalov evler varmış. Var diye bilmiyordum. Varmış bungalov evler. Ne yaptı Turizm Bakanlığı? Ne yaptı Turizm Bakanlığı? 2024'te bir şart getirdi. Dedi ki sen bungalov evini kiraya vermek için sen turizm belgesi alacaksın. Turizm belgesi alacaksın diyor. Bu evini, bungalov evini günlük kiraya verebilmen için, turistlere kiraya verebilmen için, bunu kiraya vermek için turizm belgesi alacaksın. Şart getirdi. Ne oldu? Bu şartları yerine getirmek için bir iş zorlaştırıldı. Artık kafasına göre ev yapsa da kiraya veremiyor. Verse de bugün devletimiz bu konuda çok iyiydi, çok iyi çalışıyor. Devletimizi bu konuda takdir ediyorum. Bir şekilde inanın ki günlük evini kiraya verenler bile, kiraya verenler bile hemen ne yapıyor? Polis bir şekilde emniyetimizin güvenlik şube sahibinden.com'dan sahibinden o günlük evin ilanlarını bastırıyor, geliyor demişlerim. Senin vergi ilanın var mı diyor. Şahit olduğum durumlar mı? Hayır. Sen böyle nasıl evlilik kiraya veriyorsun? İşte 3-5 kuruş kazanırım. Tamam da belki bir kaçakçı, belki bir vurguncu geldi sen evine kaldı bu gece. Belki aranan bir adam burada konakladı. Evinde konakladı. Sevgili yönetmenim hatırlıyor musun? Blokların orada şahit olduğumuz bir mevzu, eski mevzu hatırlıyor musun? Ne kadar? 4-5 yıl öncesi de bir olay. Belki de daha fazla. Yani 5-6 yıl önce devletimiz bu işlerin üzerine bu şekilde düşüyordu. Evet baktım mantıklı. Sen belki 3-5 kuruş gelir sağlayabiliyorsun ama belki o akşam senin evine bir canlı bomba eylemisi kaldı evine. Çünkü bilen yok, sorgulayan yok, arayan yok, eden yok. Şimdi bungalov evlerde böyle oldu. Bilen yok, eden yok, arayan yok. Turizm Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı. 2024'te ben turizm belgesi istiyorum. Peki bunun benzeri, bak iş zorlaştırıldı. Herkes bunu yapamayacak. Bunun benzer bir kuralla biz bu derneklere tabi tutamaz mıyız? Kardeşim ben örnek veriyorum. Bir yıl içerisinde iki tane, üç tane projenin geri döner veya dönmez. Bana proje getirmeyen veya işte uyuşturucuyla mücadele derneğisin. Sen yılda en az üç kişinin üzerine çalışma yapmazsan ben senin derneğin 2024'te askıya alırım. Yapılamaz mı? Yapılır ya. Benden daha insanlar var buraların merkezinde. Yapılır. Bu iş sıkı tutulmalı. Evet. Bu dernekler konusunda unuttuğumuz bir şey varsa da ama meramımız anlaşılmıştır. Derdimiz anlaşılmıştır. Zorumuz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bürokrasilerimizin de bürokratımızın da işte mülki amirimizin, işte belediye başkanımızın, müdürlerimizin de onların da şiir okuma konusunda ne dediklerimizi anlamıştır. Evet, onlara ne dediğimizi anlamıştır. Sevgili yönetmenim, fragmanımızda olan ama işlemediğimiz bir konu, notlarımda göremiyorum. Fragmanımızda olan ama işlemediğimiz bir konu varsa
beni uyarın sevgili yönetmenim. Bu arada o da bir rahatsızlık geçirdi. Bu hastalıktan, salgın hastalıktan nasibini aldı. Birkaç gündür hastaydı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan kendisine. Evet, son bir konuyu sizinle paylaşıp programı bitireceğim arkadaşlar. Son bir konu. Geçtiğimiz günlerde gündeme bir konu yansıdı. Bir doktorun bir taciz iddiaları gündeme yansıdı, tartışıldı. Evet, sevgili Mahmut Er, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir doktorun taciz iddiaları gündeme geldi, tartışıldı, çok konuşuldu. Tacize uğradığını iddia eden hanımefendi, bayan kardeşimiz 4 avukatlığını üstlenmişti. Ama bugün aldığım bilgi, bu bayan kardeşimiz bu avukatlarını azletmiş avukatlıktan. Muhtemelen önümüzdeki günlerde davadan da vazgeçecektir. Çünkü aldığım bilgi, bulgu, sağlam delilleriyle söylüyorum, paylaşamasam da, aileden, davadan vazgeçmesi konusunda baskılar varmış, telkinler varmış. İşte bu konular daha fazla gündeme yansırsa kızınız kötü lanse olur. İşte kızınız kötü tanınır, bilinir gibi söylemler olmuş. Ses kayıtlarında ve yazışmalarda olan iddialar, olan bilgiler. Peki, yani bu memlekette bunlar sorgulanmayacak mı? Yani bir insan, bir kız çocuğu zaten inanın ki, bakın bunun üzerine bir program yapsam saatlerce burada delilleriyle paylaşım yaparım sizinle. Bak saatlerce samimi söylüyorum. Veya belki burada olmasa ama gelsin işin erbabı insanlar şöyle oturalım delilleriyle, yaşanmış olaylarıyla, hikayeleriyle ben onların önüne adreslerini vererek bir takım hikayeler koyayım. Eğer biraz insanlık varsa utanır gider onlar. Bu şekilde bastırılmışlıklar sonucunda mağdur olmuş, yediği kahpeliği sineye çekmiş bir sürü insanlar var. Bir sürü genç kızlar var. Kız 16 yaşında bir olay yaşamış, 40 yaşına gelmiş, hala onun psikolojisinde. Neden? O zamanki o bastırılmışlığın unsuru. O terbiyesizliği, o adiliği, o kahpeliği yapan da adam diye bu sokakta gezmeye devam etmiş. Neden? Sırf o bastırılmışlığın eseri. Böyle mi olsun yani? Böyle bir hayat mı istiyoruz? Böyle bir toplum mu istiyoruz? Bakın ben işte bu olay böyleydi, şöyleydi demiyorum. Ben yargıç değilim. Bu olayı tartışmıyorum. Ama bu olayın nezdinde yapılmak istenen olan bir olayı tartışıyorum. İnsanlar haklarını aramasın mı? Adım kötüye çıkar diye işte veya aman kötü tanınırım, aman şöyle olur, aman böyle olur baskısıyla, edasıyla veya bu psikolojik baskıyla insanlar haklarını aramasın mı? Mağduriyetlerinin karşılığını aramasın mı? Dile getirmesin mi? Valla bilmiyorum, bu konuda önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki günlerde süreç önümüze neler getirecek? İşte böyle bir konu var ama gün itibarıyla tacize uğradığını iddia eden arkadaşımız, bayan kardeşimiz avukatlarını azletmiş. Önümüzdeki günlerde davadan vazgeçip geçmeyeceği konusunda beklemedeyiz. Bakacağız. Yani bence devletin bu konularda hassas olması lazım. Yargının bu konularda hassas olması lazım. Davadan vazgeçmiş ya da geçmemiş çok önemli olmaması lazım. Böyle bir iddia var, böyle bir şey var ve geri çekilmişse neden geri çekilmiş? Veya ne oldu perka arkasında? Veya teknik takipte, teknik incelemede ne olmuş, ne yazışılmış, ne konuşulmuş bakılması lazım. Bu konuyu gerçekten bakın çok detayına inemiyorum. Zaten neyse çok detayına inemiyorum arkadaşlar, inmiyorum. Bakın tekrar söylüyorum, ben bu konudan ziyade bu konunun nezdinde bu tarz
olay ve bu tarz oluşumların, bu tarz konuların tamamının derinliğine iniyorum. Bu olaya kilitlenmiyorum. Yani günümüzdeki olaya bağlama yapılmasın. Genelde böyle oluyor. İşte kızın başına bir şey geliyor. Aman babam bunu diyorsa, özellikle Anadolu'da aman anam diyor beni keser, aman kardeşim diyor beni vurur. Bu korku psikolojiyle bizim bu genç çocukların, gencecik insanların yaşamış olduğu terbiyesizlikler, yaşamış olduğu olumsuzlukları sineye çekmek durumunda kalıyorlar. Kesinlikle burada rezil olan yapandır. Burada adi olan yapandır. Utanması gereken yapandır. İfşa olması gereken yapandır. Mağdur olduğu için, yapılan konuştuğu için ödüllendirilmesi lazım ki teşvik olsun diğer insanlara. Diğer insanlara teşvik olsun. Onun arkasındaki diğer insanlar da bak ondan cesaret alsın. O da mağduriyetini dile getirebilsin. Ve o mağduriyeti, ne dediklerimi anlıyorsunuz? O mağduriyeti yaşatmaya meyilli olan terbiyesiz insanlar da ondan ürker, korkar. Aman böyle bir şey o zaman bak insanlar rahat rahat korkmadan ifşa ediyorlar. Ben de rezil olurum. İnanın ki bu olayların, bu konuların azalmasına etki olacak formül bu dediğimdir. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırdığınız için, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bizimle paylaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz, bize aktarmak istediğiniz bir konu olursa, bir paylaşım olursa ekranın alt köşesinde, alt köşesinde WhatsApp numaramız vardır. Sevgili yönetmenim WhatsApp numaramızı bir ekrana verebilirsek sevinirim. WhatsApp numaramız vardır. O WhatsApp numarasından kesinlikle konuşmalar bizim için onurumuzdur, namusumuzdur, gururumuzdur. Oradaki bilgi ve belgeler oradan bize ulaşabilirsiniz. Bizimle sıkıntınızı, sorunlarınızı veya konuştuğumuz bir konuyla ilgili paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Mesela son bir not, beni yani eleştirdiğim insanın benimle iletişim kuramaz, benimle bir şey paylaşamaz. Hayır ya, tam tersi. Bir konu gündeme getirdim mi, o konunun muhatabının beni araması, beni bilgilendirmesi, hayır kardeşim bak orada şöyle bir yanlışım var demesi benim hoşuma giden bir unsurdur. Yeter ki bunları yapın. Eğer böyle bir yanlışım da varsa ki ben de sonuçta etten kemikten bir insanım, hata yapabilirim. Son ben de bir duygu taşıyorum, duygusal davranarak da hata yapabilirim. O zaman da çıkar bu ekrandan aynı şekilde ya şu konuda arkadaştan özür diliyorum. Onu biz duygusal davrandık, yanlış yaptık diyebilecek erdemine de sahibim. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum.